ABC'de bir paralel kenar AC ve BD köşegen. OC ile de OE birbirine eşit verilmiş. Hmm, garip bir yerde eşit verilmiş. Arkadaşlar şu OE ile OC birbirine eşit verilmiş. Bakın şimdi. Burası ile burası eşit verilmiş. E köşegenler birbirini ortalamıyor muydu arkadaşlar? Evet. O zaman burası ile de burası eşit değil mi? Ne çıktı burada? Bir ikiz kenar. Ama onun öncesinde ne var? Hop, karşılıklı kenarlar paralel olduğu için bir Z var burada. 36 hocam. E hocam burası 36 ise burada da x kenar çıktıysa bu açı 80 ise bu açı da 80 olacak. 36 artı x eşittir 80'den x buradan kaç geliyor? 24 olur mu? 44 geliyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle denizli oldu. ABC ve AD'ye birer üçgen demiş. 90 derece var burada. X ve 24 derece var ve bunlar da birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş. Ne var burada? Muhteşem işte. Hemen eşitliği koyduk. E sonra e, açılara dalacağımız da belli arkadaşlar. Şuradan bir başlayayım. Ya da şuradan başlayayım. X kenar değil mi bu? Evet. Hocam X ise burası da X'tir. 2 iç açı bir dış açı değil midir? Evet. 2X burası 2X burası. E hocam 24'ü de kullan artık. Bak burada da 2 iç açı bir dış açı. Yani burası 2X artı 24 yaptı. 2X ile 24 toplam burası oldu. Hocam şunu da şu x kenar olduğundan burası da 2x artı 24. Bak tamamı 90 olacak. Yani x ile 2x artı 24'ün toplamı 90 olacağından 3x eşittir 90 eksi 24'ten 66 çıkıyor. X de buradan kaç geliyor arkadaşlar? 22 geliyor. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu. Murat şeffaf kıyattan yapılmış. 2 eş dikdörtgen üzerine mavi kalem ile aynı çizimleri yapmıştır. Murat sağdaki kağıdı önce bir nolu ok yönünde ters yüzünü çeviriyor. Daha sonra iki no'lu ok yüzünde ters yüzünü çeviriyor. Yani kağıt böyleyken arkadaşlar bir no'lu ok yüzüne hop şöyle çeviriyor. Ya da kamerada ters bir görünüyor bilmiyorum ya. Ya da şöyleyse kağıt hop şöyle ters çeviriyor. E, i̇ki no'lusu da şöyleyken hop şöyle çeviriyor. Yani şöyle düşünün elimde ne var? Şurada reklam yapmayayım. Kağıt böyleyken de ne yapıyoruz arkadaşlar? Hop yukarı doğru. Evet birincide nasıl? Böyleyken ters yüzüne çeviriyorum Böyle. Sonra ikinci de nasıl çeviriyorum? Hop yukarı doğru çeviriyorum böyle. Tamam? Aklınızda bulunsun. Şimdi buradaki kenarlarda yazalım. Aynı çizimleri yapmış arkadaşlar. Aynı çizimler ne burada? Hocam burası 15, burası 25. Sonra e, alt taraf ne burada? 10. E hocam o zaman burası toplam kaç? 40 olduğuna göre burası kaç yapıyor arkadaşlar? Toplam 40 olduğuna göre burası 30 mu yapacak? Evet. Şimdi bu çizimler burada kalsın bakalım. Ben şimdi ok yönünde şöyleyken şöyle çevireyim. Böyle çevirdiğim zaman bak. Hani şu kağıda göre şuraya göre katlamasıymış gibi düşünün arkadaşlar. Oraya göre katladığım zaman bizim dikdörtgenimiz ne olacak? Küçük 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 ufaklığını çizeyim şöyle. Ufaklığını çizeyim. Hop şöyle. Bizim dikdörtgenimiz böyleyken bu kenar hop şuradaki yakınına gelecek. Sonra bu katlaması hop bu tarafa doğru gelecek arkadaşlar. Sonra böyle mi olacak şeklimiz? Evet. Burası 15 iken burası 15 mi oluyor? Evet. Sonra burası da 10 oluyor? Şu katlamadan dolayı ya da ters çevirmeden dolayı en uzak yere gidecek. Burası da 10 oldu arkadaşlar. Tamam 15 10. Şimdi de ne diyor? İki yönlü ok yönünde yani yukarı doğru katla diyor bu sefer. Yukarı doğru katladığım zaman da arkadaşlar şöyle mi olacak? Hani yukarı, yukarısına çizersem daha net bir şekilde anlaşılacak zaten. Bakın yukarısına çiziyorum. Kağıdın yukarı doğru katlanmışını. Şöyle aldığım zaman yukarı doğru simetrisini alacağım yani hocam. Hop şöyle bak. Buradan aşağı doğru gidiyor. Sonra böyle geliyor. Sonra böyle mi olacak? Evet bizim kağıdımız bu şekilde mi oldu arkadaşlar? Evet. Dikkat edin. Bizim 15 yukarı gittiği zaman burası yine 15 mi? 15. 10 burada mı oluyor? Burada oluyor. O zaman ben burada ona göre çizeyim. Bizim kağıdımız en son şöyle bir dikdörtgen üst üste koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen dikdörtgeni koyduğum zaman ne oldu arkadaşlar? Şöyle üst üste çakıştı. Onluk kısım burada. Onluk kısımdan ee, ilk başta ne kadardı keşke şu uzunluğu da yazsaydım ya. şurası 20 burası 30 ya bak burası 30'du şöyle çevirdiğimde burası 30 ee, burası kaç şurası da 20 o zaman yukarı doğru attığımda hocam burası 30 şurası da buraya mı geliyor evet aynen bu şekil kopyalayıp buraya yapıştıracağım şimdi onluk kısımdan gelecek şöyle onluk kısımdan gelsin kaç birim aşağı gideceğim arkadaşlar birim aşağı gideceğim sonra ne yapacağım bu kadar sağa gideceğim şu kadar sağa gideceğim o kadar sağ dediğim kaç? Onu da buluruz ya. Bulamaz mıyız arkadaşlar? Buluruz tabii ki. Şuradaki şekilden belli zaten. Şurada dikdörtgen oluşturduğun zaman 10'sa burası 10 buraya 15 kaldı. Hocam burası da 15 yaptı. Şurası da zaten 15. O zaman 15 birim sağa gittim buradan. 15 birim sağa gittim. Ve bu arada burası 10'sa buraya 5 kaldı. E hocam burası 5'se 15 sağa gittiysem buraya kaç kaldı? 10 kaldı. E burası da 15. Sonra buradan aşağı doğru indim. Ee, burası 10sa burası 15 olduğundan buraya da 5 mi kaldı? Evet. Burası da 5 yaptı. Şimdi bana ne diyor arkadaşlar? Murat son durumda elde ettiği kağıttaki soldaki kağıdın üzerine kenarları çakışacak şekilde yerleştirirse mavi çizgiler arasında kalan bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Şu kırmızı ile çizdim ama mavi çizgim en son şuydu arkadaşlar benim. Yani mavi çizgim bu, bu, bu yaptı. Mavi çizgiler arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. Şu iki mavi çizgi arasında kalan bölge şurası. Şu iki mavi çizgi, şu mavi çizgiler arasında kalan bölge burası arkadaşlar. Ee, şu mavi çizgiler arasında kalan bölgede şurası mı arkadaşlar? Evet. Bu bölgelerin alanları toplamı isteniliyor arkadaşlar bizden. Ee, şuradaki uzunluğu atladık ama ya. Şu uzunluk kaç birimde? 20 birimde. Hocam bunun tamamı 30 olduğuna göre buraya da 10 mu kaldı? Evet. Şimdi burası 10 çarpı 10'dan 100 mi yaptı? Evet bir tane 100 var elimde. Şu ortadaki. Sonra burası 5 çarpı 20'den 100 mi yaptı? Evet. Hocam burası da 5 çarpı 20'den 100 mi yaptı? Evet. Topladığın zaman kaç yapıyor o zaman? 300 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. ABCD paraya kenar ve şu bir köşegen olarak verilmiş. Şekilde verilen boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit. Arkadaşlar 4'teki alan dağıtma yapacağımız belli oranlama var. 4'teki alan 4A ise Hocam boyalı alanlar birbirine eşit demiş. Hemen buraya 4A yazıyorum. Ve bu arada 4'teki alan 4a iken 6'daki alan ne olacak? 6a olmak zorunda değil mi? Çünkü üçgenlerde alanlar tabanlarla doğru orantılıydı. O zaman 4'teki alan 4a ise 6'daki alan 6a'dır. Tamam, 6a. Hocam buraya o zaman 2a kaldı. E, olay bitti arkadaşlar. Niye? 4a 2a. E burada alanlardaki oran 2'ye 1 değil mi ya da 1'e 2 değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman tabanlardaki oran da 1'e 2'dir. Yani burası enken burası nedir arkadaşlar? 2n'dir. Şimdi bu paraya kenarının alanı 48 olduğuna göre ABF'nin alanı isteniyor. Arkadaşlar tüm alan 48 ise burası yarısı değil midir? Hatta endeki alan B ise 2 endeki alan 2B yazabiliriz. Bu 3B alanda yarısı olduğundan dolayı 3B eşittir 24 olduğundan B'yi kaç buluruz? 8 buluruz. Bizden de zaten B isteniyor. Yani cevap balık esir yaptı arkadaşlar. ABC bir üçgen ve şurası 90 derece verilmiş. 4, 7, 2 kök 5 sayıları verilmiş. Yukarıdaki ABD üçgenin diklik merkezinden bahsetmiş. Bak şimdi dikkat. Şu üçgenin diklik merkezi neresiymiş? Tam olarak D noktasıymış. Arkadaşlar diklik merkezi 3 farklı yerde olabilirdi. 1 içinde, 2 üzerinde, 3 dışında. Üzerinde olduğu yer neresidir arkadaşlar? İşte burası olarak verilmiş. Yani buradaki nokta nedir arkadaşlar? üzerinde ise tam o diklik merkezinin olduğu köşe 90 derecedir. Hocam ya da şöyle düşünebilirsiniz. Bak sarı üçgenin diklik merkezi burası ya. Buradan geçen yükseklik buradan geçen yükseklik e, bunların kesişim noktası zaten dik olacak deyip yorum da yapabilirsiniz yani. Evet diklik merkezi diye olduğuna göre burada öklit çıktı arkadaşlar. E, Öklitte ben şurayı y'yi bulursam Pisagor'dan x'i bulurum. Siz isterseniz şöyle yapın. H kare eşittir P çarpı K'dan H'ı bulup Pisagor'dan Y'yi bulabilirsiniz. Ya da direkt y'ye ait bağıntısı bu çarpı tamamı değil midir? Yani y kare 4 çarpı tamamı 11'e eşit olacak. E, y kare buradan 44'e eşit oldu. y'yi bulmayalım çünkü burada pisagor bağıntısı yapacağım. x'in karesi eşittir y kare artı 2 kök 5'in karesi olduğundan dolayı e, x kare buradan y kareyi zaten 44 biliyoruz. Artı bu 2 kök 5'in karesi de 20 64 mi yaptı arkadaşlar? Evet x kare 64 ise x de buradan kaç geldi? 8 geldi. Yani cevabımız Cehan oldu. Şekil 1'de kısa köşegen uzunlukları 6 birim olan iki farklı eşkenar dörtgenlerden birinin kenarları 5'er birim ve diğerinin kenarları 3 kök 5'er birimdir. Arkadaşlar 25'e 45 şu kısa kenar 5 burası da 3 kök 5 olarak verilmiş. Peki eyvallah. 3 kök 5, 3 kök 5, Tamam. Burası da 5. Burası da 5 olduğunu biliyoruz. Ne demiş buna? Bu eşkenar dörtgenler uzun köşegenleri bir dikdörtgenin kenarları ile çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Bu uzun köşegeni burada. Bu uzun köşegeni de burada. Eyvallah. Buna göre sarı boyalı bölgenin alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne diyor? Kısa köşegen uzunlukları 6 birim olan diyor. Arkadaşlar bunun kısa köşegen uzunluğu 6 birimse köşegenler dik kesiyor. Hocam kısa köşegen burası olsun. 3 3 3 4 5'ten burası 4 burası 4 uzun köşegen 8 mi oldu evet uzun köşegenleri ne diyor bu eşkenar dörtgenler uzun köşegenleri de dikdörtgenin kenarları ile çakışsın diyor bize peki hocam bunun da kısa köşegeni 6 ise hop diğer köşegeni çizdiğimde de hocam burası 3 burası 3 mü evet 3 3 kök 5 burası da 6 mı 1 2 kök 5 üçgenden dolayı evet 6 burası da 6 o zaman burası da uzun köşegeni 12 mi yaptı aynen öyle burası da 12 oldu arkadaşlar e o zaman olay bitti mi bitti ne yapacağız gençler? Dikdörtgenin alanından şu iki tane deltoidin yarısını çıkartacağız. Hadi bakalım dikdörtgenin alanı ne? 8 çarpı 12'den şu deltoidin yarısı bu da deltoidin yarısı. Bu deltoidin yarısı nedir arkadaşlar? Şu köşegenler çarpımının yarısı. E, Diyek deltoidin alanı köşegenler çarpımının yarısı ya. E, köşegenler çarpımı 8 çarpı 6. 8 çarpı 6 bölü 2'nin yarısı unutmayalım. Eksi bu da 12 çarpı 6 bölü 12 çarpı 6 bölü 2 tüm alan bir de bunun yarısını çıkartacağız arkadaşlar. Şurası kaç yaptı? 96 eksi. 48 bölü 2, 48 bölü 4 12 mi yapıyor? Evet burası 12 eksi. 4 3 18 mi yapıyor arkadaşlar burası da? Evet 18 yaptı. Şu x'in toplamı kaç yaptı? 30 yaptı. 96'da 30 çıkınca da kaç kalıyor? 66 kalıyor. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı arkadaşlar. Dikdörtgen biçimindeki parkın çevresi şekillik gibi kare biçimindeki gri taşlarla tamamen çevrilmiştir. Bakın kare biçimindeki gri taşlarla tamamen çevrilmiş. Sonra bu taşlarla aynı büyüklükteki kare biçimindeki turuncu kaplamalar yan yana dizilerek bir yürüyüş yolu yapılmış. Peki şurada sonra parkın geri kalan kısmı 252 metrekare büyüklüğündeki yeşil alan olarak ayrılmıştır. Hocam karenin bir kenarına ben bir K dersem. Şuradaki şeyi bulmaya çalışacağım. Arkadaşım burası K burası K. Say bakayım bunlara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası 9 K kadar mıdır? Evet. Şurayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 7 K kadar mıdır? Aynen öyle. E bunun alanı bize 252 demiş. Yani 7K ile 9K'nın çarpımı 252 verilmiş. Yani 63K kare eşittir 252 iken. 252 63'e böldüğün zaman 4 geldi. K kare eşittir 4'ten K'yı kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. E o zaman bizden de isteniyor. Yürüyüş yolunun alanı ne kadardır diye soruluyor. K2 ise burası kaç çıktı arkadaşlar? 18. Burası kaç çıktı? 14. Hocam yürüyüş yolunun alanı işte şu alan artı bu alan artı bu alan artı bu alan artı bir de küçük kareler bize tüm alanı verecektir. Hocam 18 ve k 2 bulduğumdan dolayı burası da k ya k 2 olduğundan dolayı 18 çarpı 2'den 2 tane mi var? Bir üstte var bir altta var. Yazıyorum o zaman 18 çarpı 2'den 2 tane var. Artı hocam burası da 14 çarpı 2'den 2 tane var. 14 çarpı 2'den de 2 tane var. Artı hocam burası 2 burası 2 olduğundan 2 kere 2 4. Yani 4'ten de kaç tane var? 1, 2, 3, 4'ten olduğu için 4 çarpı 4. O zaman bu kaç yaptı arkadaşlar? 18 çarpı 4. 72 artı. 4 çarpı 14. Kaç yapıyor arkadaşlar? 16. 4 kere 1 4. 56. Artı. Bir de 16 var arkadaşlar. Biz bunları toplayacağız. Yani 72 72 56 16 72 56 ve 16'yı alt alta toplarsam 6 6 12 sonu dörtlü yapacak. Son dörtlüde de bir tek denizde var ama hemen toplayalım 7 5 12 13 14 yani 144. Evet cevap da buradan 144 çıktı. Yani cevap denizli oldu arkadaşlar. ABCD bir düzgün beşgen ve şunlar birbirine eşit bunlar birbirine eşit. Ne fark ettin? Değil mi? Orta taban hocam. Hop şöyle çizelim. E, ben sen bunu böyle çizdiğin zaman orta taban sağlandı. Yani hocam burası 1'e 2 oran vardır ve bunlar birbirine paraleldir. E, o zaman olay bitti. Çünkü bizden ne isteniyor arkadaşlar? X isteniyor. Hocam burası 108 ya. Ya yani nereden geldi bu? Hocam 100 neydi? Dış açıyı buluyoruz öncelikle. Dış açıda neydi? 360 bölü 5'te. 360 bölü 5 72. Burası 72 ise burası 108. Hocam şunlar birbirine eşit zaten. Bakın şu parça şu parça eşit. 180'den 108 çıkartıp 2'ye böl. Bunlar 36, 36 yaptı. Hocam tamam 108 ise buraya 72 kaldı. E zaten şununla şu paralelse yöndeşitten dolayı burası da 72 yapacaktır. Yani cevap edremit oldu. Melike şekil 1'deki ikiz kenar yamuk biçimindeki kartonlardan 3 tanesi ile şekil 2'deki gibi bir eşkenar üçgen elde etmiş, elde edip arasını yeşile boyamış. Yeşile boyalı. Böyle ye kaçtır diye soruluyor. İkiz kenar yamuk var mı? Burada var. Hocam şuradan dik çizsem buradan da dik çizsem Hocam burası 10 ken burası da 10. 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3. Burası da 3 oldu mu oldu. Tabanımız kaç yaptı? 16. Hocam uzun taban 16. Uzun taban 16. Uzun taban 16. E, yan kenarlarda 6 değil mi? 6 6 6 yazınca. Bakın bir kenar kaç çıktı? E, 16. 8 daha 24. Bir kenarı 24 olan bir eşkenar üçgen çıktı. Yeşile boyalı bölgenin alanı nasıl bulacağım peki? Bir kenar 24 olan eşkenar üçgenin alanından 24'ün karesi a kare kök 3 bölü 4'ten Neyi çıkartacağım arkadaşlar? 3 ee, tane yamun alanı çıkartacağım. Yani alt taban artı üst taban. Alt tabanımız kaç? 16. Üst tabanımız kaç? 10. 16 artı 10. Yani 26. Çarp yükseklik. Yüksekliğimizde 3 köküç değil mi? 30, 60, 90 üçgenden. Evet. Böl 2'den kaç tane var arkadaşlar? Alt taban artı üst taban. Çarp yükseklik böl 2'den. 1, 2, 3 tane var arkadaşlar. İşte bunun sonucu bize cevabı verecektir arkadaşlar. Şimdi şu 24 çarpı 24 diye düşünelim. Ee, bir tanesini 2'ye bölsen 2'ye bölsen 12. Bir daha 2'ye bölsen bir daha 2'ye bölsen 12. Burası 144 köküç mü yaptı? Evet 144 kök köküç eksi. Hocam şununla şu sadeleşse 13. 13 ile de 9'u çarpacaksın. Yanına çarpayım ben. 13 ile 9'u çarptı. 3 kere 9 27. Ee, 117 mi yapıyor? Evet 117 kök köküç yaptı arkadaşlar burası. E o zaman ne olacak arkadaşlar? 144'ten de 117'ye çıkarttığımız zaman 144'ten de 117'ye çıkarttığımız zaman son 7'li bir şey olacak. Neyse e, 27 mi yapıyor arkadaşlar? Evet bu da 27 köküçe eşit oluyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle akçay çıktı. ABC'de dikdört kere B'ye doğrusu boyunca katlanınca şekil 1 oluşuyor. Evet ben bunu böyle katlamışım. Üst üste binen kenarlar eşit. Üstte yani 2 ise 2, 5 ise 5. Hatta ne diyorduk? Üst üste binen açılar da birbirine eşit diyorduk değil mi arkadaşlar? Hop şöyle. Aa hocam açı ortay var. Bak karşılıklı kenarları paralellik ve açı ortaylık gördüğünüz zaman Z'ye dikkat. Yani burası da ne oldu arkadaşlar? Nokta açısı oldu. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi o burada katlanmışı var. Bir de öbür tarafta da bir katlama var arkadaşlar. Hocam şuradaki katlamada ne yapacağız? Buradaki katlamada da şurayı 5 bulduk 2 bulduk. Hocam bir daha böyle katlıyormuşum arkadaşlar bu doğru boyunca. Buradaki 45'i de kullanmam lazım benim. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 5 ise buraya da 5 yazsak. Sonra üst üste binen açılar da birbirine eşit. Şu açıyla da şu açı eşit olacak. Ee, burası da çizgi çizgi. Bunu kullanabiliyor muyuz? Aslında kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bakın ben burada nokta nokta buldum şurayı. Dikkat ederseniz tam şekil şöyle olsun. İkisi, iki şekil birden gözüksün arkadaşlar. Bakın burayı nokta nokta buldum. Buraya da çizgi buldum. Ve burada kaçta çizgi açısı. Dikkat edin böyle şey olduğunda. E, o zaman şuraya yoğunlaşalım. Ben buraya bir alfa alfa dersem. Hocam burası da alfa mı? Alfa. Sonra buradaki alfalardan bir şey gelecek mi? Gelmeyecek. 45'i kullanmam lazım. Hocam 2 iç açın toplam bir dış açıdan burası 2 alfa. Gel o zaman buraya yaz. Bak buraya alfa buldum. Sonra burayı da alfa bulduk. Hocam burası 2 alfa. Burası da 2 alfa değil mi? Evet. E burada 2 iç açın toplam bir dış açı değil mi? Aynen öyle. 3 alfa eşittir 45 alfayı buradan kaç buldum? 15 buldum. Ee, o zaman ilk şekle bak arkadaşım. Burası hocam kaç derece? 15 derece. Bak şimdi bak bak bak. Burası 15. Hocam burası da 15. E ne yapacağız? Bizden ne isteniyor? AB uzunluğu isteniyor. Ali Bey uzunluğu. E hocam yapacağımız hamle belli aslında. Şu arada bu arada bunlar da birbirine eşit, değil mi? Şurada bir dik yamuk var gördüğünüz üzere. Hocam bu dik yamukta bir dik çizsem böyle süper olmaz mı olur? 2 iken 2 yazarım, 5 iken 5 yken yazarım. Ama hocam 15-75-90 oluştu. Şimdi ne yapacağız? Hiç bence bununla uğraşmayalım. Bence ne yapalım biliyor musun? Şurada 15, burada da 15 yok mu? Var. Yani bu açı kaç derece arkadaşım? 30 derece. O zaman sen 15'e ait niye dik çiziyorsun buradan? Gel burada. Yani çünkü biz 15-75-90 oluşturmayı sevmiyoruz. Bir tek alanda hoşumuza gidiyor. E Burada özel açı varken sen tutup 15-75-90 çiziyorsun. E gel buradan hop şuradan dikini çiz kardeşim çizdiğin zaman bak beşgen burası 5 beş mi dikdörtgenden dolayı evet 30'un karşısı 5'si. 90'ın karşısı kaç oldu 10 oldu hocam e o zaman burası 10 sa şununla da şu birbirine eşitti burası da 10 hocam 30'un karşısı 5 ken, 60'ın karşısı da burası da 5 kök 3 a yukarısı da 12 oldu aşağısı da 12 oldu o zaman bizden şu uzunluk isteniyor zaten cevaba bak bakayım şimdi 12 artı 5 kök 3 oldu arkadaşlar ya da tam tersi 5 kök 3 artı 12 mi oldu evet Bak 15-75-90'ı kullanmam. Özel açı mantığını tam olarak öğrendiysen nerede öğrettik bunu? Bunu anlatımda öğrettik arkadaşlar. Özel açı mantığı gerçekten ama gerçekten çok önemli. Şekil ağda görüyorsunuz. Yoksa sen uğraş dur 15 75 90'la. Uğraştın mı yoksa? Vah vah. Evet cevap akçay oldu arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. DAC noktaları doğrusal. Şunlar eşit verilmiş. Bunlar da eşit verilmiş. Arkadaşlar bak her zaman söylüyorum. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakın. Şimdi baktınız soruya bunun için gelenler fark ettiniz mi? Yüksekliğe ayrı bir gözle baktınız mı şimdi? Baktınız değil mi? Ne var burada? Aa hocam hem yükseklik hem açı ortay var. O zaman ne geldi aklımıza? Ha? İkiz kenar. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar geldi hocam. Hemen ikiz kenar oluşturduk. Bak şimdi dikkat. Hocam şunla şu eşit oldu. Çok güzel. Şöyle eşitlik sağlandı. Tamam, bazı arkadaşlar şöyle diyebilir. Ama şurada x kenar var mı? Var. Aynı zamanda açı ortay, yükseklik tabandaki eşit parçaya böldü mü? Böldü. Valla arkadaşlar, birkaç farklı geçiş şekilde yapılabilir. Bir, hocam eşitlik var, eşitlikten dolayı bir orta taban çizebiliriz. Birincisi bu. İki, hocam ee, ne yapabiliriz burada? Muhteşem üçten dolayı atma şey geldi, 90 derece geldi diyebilirsiniz. bir İkinci yol bu. Üçüncü yol da şu. Hocam şu kenar ortay. Bu da kenar ortay olduğundan dolayı iki kenar ortay. Ya ama burada üçgen yok. O zaman üçgenimizi oluşturalım. Hop şunu şöyle çizersem. Bak kenar ortay. Bak kenar ortay. Büyük üçgende burası ne oldu arkadaşım? Ağırlık merkezi oldu. O zaman sonra bitti. Yani burası üçgen burası kaç oldu? 6 oldu arkadaşım. Çünkü kenar ortay kenar ortay. iki kenar ortayın kesim noktası. Üçgen 6 olduysa. E, o zaman burası 9 ise çift çizgi ya bunun tamamı. Bunlar da çip çizgi çip çizgi. Burası da 9 burası da 9 olacak. Yani toplamda burası kaç oldu o zaman? 18 oldu. Yani cevap Edremit.